Amanca Kulay arkadaşları, tekrardan merhaba. Bu sefer yine Kitap Kahve'den sesleniyorum size. Ki umarım hepiniz iyisinizdir. Görüyorsunuz ki maalesef ki tabii ki haklı olarak kimse yok kitap evimizde. Daha doğrusu kitap kafemizde, yasak çünkü. Ama yine de kitap evi tabii ki devam ediyor. Ve kafede gel, al, götür diye devam ediyoruz aşağıda. Umarım yani her zaman yine de bekleriz bu pandemi sürecince ki inşallah çabuk geçer. Hepimize sağlıklı günlerle beraber diliyorum. Bugün size tanıtacağım yine iki tane kitabım var. Bu sefer biliyorsunuz aslında biz Huber'i çok tutarız ama bu sefer Huber dedim. Huber olmasın. Başka kitaplara biraz yönelelim. Hep hikaye kitabı tanıtıyordum size ve birkaç tane gramer ve ders kitabı tanıtmıştım. Bu sefer size ilk başladığım kitap bir tane gramer kitabı. Türkçe destekli bir gramer kitabı ki çok çok değerli bir hocanın, Muammer Özsoy, rahmetli oldu kendisi. Kitabın dışına bakmanıza o kadar gerek yok. Yani saman kağıdında yazılmış bir kitap ama çok çok içeriği çok önemli olan bir kitap. Ki kısaca istiyorsanız ben Muammer Bey'in bir özgeçmişini söyleyeyim ki o zaman bilirsiniz ki bu ne kadar bir değerli insan olduğu. 1920'de Kırşehir'de doğdu. Edirne Öğretmen Okulu'nu okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünü. Erzurum Öğretmen Okulu Müzik Öğretmeni. Antalya Lisesi Almanca Öğretmeni. Münih Goethe Enstitüsü'nde Almanca Öğretmenler Kursu'na katılma. Antalya'yı Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı. Yani müzik, turizm, hocalık. Sonra Hamburg Üniversitesi'nde Almanca öğretmeni, İstanbul Kız Lisesi'nde Almanca öğretmeni, Doktor Anhega ve bazı arkadaşlarla Türkiye Almanca Öğretmenler Derneği kurulmasında yardımcı oldu. Ki Doktor Anhega'yı ben şahsen tanıma fırsatım oldu. Kendisi burada Alman Kültür Merkezi'nin yani Goethe Enstitüsü kuran kişilerden. Çok 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 iyi bir insandı. Toprağı bol olsun. Hatta bir hatıram var kendisiyle her zaman biliyorsunuz Türkiye'de çabuk bir soru soruluyor memleket neresi diye. Ki onun her zaman cevabı ben bir dünya insanım derdi. Sonra Almanca Dil dergisinin yayınlamasına başlamış kendisi. Türkiye Almanca Öğretmenler Derneği Başkanı, Münih Goethe Enstitüsü'nden Almanca Öğretmenliği Diploması, Hamburg Üniversitesi'nde açılan Almanca öğretmenleri ve Germanische kursu başarı belgesi. Schwäbischer Goethe Enstitüsü'nde Oberstufe'yi yapmış. Ve last but not least çok önemli bir olay. Federal Almanya Cumhurbaşkanı Walter Scheel, belki bazılarınızı da tanırsınız, tarafından birinci derece hizmet madalyası vermişti. Yani çok önemli bir insan. Muammer Özsoy örneklerle, kitabın adı örneklerle bugünkü Almanca. Dediğim gibi saman kenarında yazılmış, fiyatı da ona göre. Ama ona bakmayın, içeriği çok çok iyi. Ki Alman gramerini Türkçe olarak anlatıyor. Aslında eskiden hep derlerdi ki işte dil öğrenirken sadece o yabancı dilde öğrenin diye. Ama bugünlerde hepimiz biliyoruz, hayır ilk başta gidelim en azından bir, ya ana dili olmasa bile en azından bildiğimiz bir dilden yabancı dili destek olarak görelim. Almanca öğrenmek ve Almanca öğrenmek veya Almanca bilgilerini derinleştirmek isteyen insanlar için süper bir kitap. Yani burada yalnız yeni başlayanlar değil, Almanca'da bazı şeyleri soru işareti olarak gören ya da derinleştirmek isteyen insanlar için çok çok iyi bir kitap. Bu bir ders kitabı değil. Sadece dersin yanında mesela burada Almanca Kolay'da da dersi görüyorsunuz. Belli bir soru işaretiniz varsa Türkçe açıklamalı görebilirsiniz burada.
Hatta ön yazılarda bile, yani bu kitabı metheden arasında Avusturya Başkonsoloslukları olsun, Kültür Ofisi menajeri olsun, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu'ndan olsun ve dediğim gibi bu adam Almanya'nın madalyasını aldı. Eğer böyle bir düşünceniz varsa ki ilk başta mutlaka tavsiye ederim ki gramer konusunda çok çok açık veriyor bu kitap. Sadece yeni başlayanlar için değil, ileride dediğim gibi soru işaretiniz olursa bu kitaptan yararlanabilirsiniz. Ayrıca içinde de Almanca fiiller, biliyorum bu Türkler için çok zor. Ufacık bir kitabı var içinde, onu da ek olarak veriyoruz. Tam hatırlamıyorum fiyatı, 30-40 lira ya da 50, olsa 50 lira civarında. İkinci kitabımız Die Welle. Die Welle, biliyorsunuz şimdiye kadar hep Huber hikayelerini tanıttım. Başka bir yayın evinde kitabını tanıtmak istedim size. Almanca dil öğrenmek açısından. A2-B1 seviyesinde yazılmış ki benim hep tavsiyem, eğer hikaye kitabını okumaya başlarsanız ilk önce bir arkasını okuyun. Hem içeriğini görürsünüz hem de derecenizi, ki ders kitaplarını ya da gramer kitaplarını her zaman tabii ki kendinizi zorlamak için bir üstte tutunursunuz. Ama hikaye kitaplarında ya da romanlarda rahatlıkla okuyun lütfen. Çünkü bu bir hem bir tekrarlama oluyor hem de zevk almanız gerekiyor. Yoksa bıkarsınız. Yani bu böyle bir hikaye ya da bir romanı severek rahatlıkla okumak lazım. Ha, çok çok basit değil. Çok alttan gitmenize gerekmiyor ama rahatlıkla okumanız lazım. Böyle bir ders ya da bir gramer kitabı, aman zorlayayım, aman öğreneyim, aman şey yapayım. Çünkü bazı örnekler var mesela. Veliler çocuklarla geliyor. Çocuk diyor ki, ha ben bu kitabı istiyorum, atıyorum şimdi A1. Ama yok yok, veli çok hevesli, itiyor. Yok ama niye A2'yi almıyorsun diye. Hayır, çocuk bıkar, gider bundan dolayı. Bence yani siz rahatlıkla okuyabileceğiniz kitabı tercih edin bu konuda. Die Welle'ye gelince. Die Welle, Morten Ruhm. Einfache Sprache demiş. A2-B1 dediğim gibi. Die Welle aslında bir deney. Bunun filmi de çekilmiş. Ben aslında istiyorsanız genellikle ben kitap tanıtırken size burada çok araştırma yapıyorum önceden. Ama bu kitapta da güzel olan, ilk başta zaten kendisi yazmış. Ha, Almanca yazmış ama aşağı yukarı ön sözünü şimdi size Türkçe olarak tercüme edeceğim. Kusura bakmayın, birazcık yavaş olduğum vakit. Bu kitap bir deney hakkında. Deneyi sahiden böyle olmuş. Hepsi tam böyle olmamış. Bazı insanları ve karakterleri serbest hayal ürünüdür. Ama buna benzer bir olay yaşanmış. Sene 1967. Bir tane Amerikan high school, genç bir hoca, daha önce görülmemiş bir deneye başlar. Öğrencileriyle bir tane grup kurar. Dalga diye bir grup. Bu deneyle öğrencilerine bir şeyi göstermek ister. Nazi nasıl olunabiliyor? Yani bu dönemde bu insanlar niye Nazi oldu? Niye bu dehşete katıldılar? Niye insanlar hayır demediler? Niye o kadar peşinden koşan ya da beraber koşanlar oldu?
Bu öğrencilerin anlamaları gerekiyor ki bu insanlar nasıl kandırılabiliyor? Ama birdenbire bu deneyden ciddiyet oluyor. Bu deney birdenbire kontrolden çıkmak üzere gibi bir tehlike yaşanıyor. Bu deney hala bugün çok önemli ve hala güncelliği yani aktüelitesini kaybetmiş değil. Forward. Dieses Buch handelt von einem Experiment. Das Experiment hat wirklich so stattgefunden. Nicht alles ist genau passiert. Manche Personen und Ereignisse sind erfunden. Aber so ähnlich hat sich das alles ereignet. Es war im Jahr 1967. An einer amerikanischen Highschool beginnt ein junger Lehrer ein ungewöhnliches Experiment. Er gründet mit seinen Schülern eine Gruppe. Die Welle. Er will den Schülern damit etwas zeigen. Was hat die Menschen in Nazi-Deutschland bewegt? Wieso haben sie die Verbrechen mitgemacht? Wieso haben sich die Menschen nicht geweigert? Warum gab es so viele Mitläufer? Die Schüler sollen verstehen, wie solche Bewegungen die Menschen verführen. Doch aus dem Spiel wird ernst. Das Experiment, die Welle, gerät außer Kontrolle. Noch heute ist dieses Experiment berühmt und es ist immer noch aktuell. Es zeigt, wie leicht wir uns verführen lassen. Bu kitap bir filmle yani şeyle başlıyor. Hoca gidiyor. Ben şimdi deneye ve kitabın içeriğine biraz gireceğim. Film yani hoca bir film oynatıyor. Filmin içinde Nazi dehşetini gösteriyorlar. Yani Yahudiler yapılanlar ve çocuklar sayeden böyle bir şoka giriyorlar. Hatta bir kişi ağlıyor bile. Ve ondan sonra hoca, bu bir, normal bildiğimiz bir sınıf. Bir yaramazlısı var içinde, bir tanesi hiç katılmayan var, bir tanesi çok çok istekli öğrencileri var. Yani her sınıfta olduğu gibi. Ondan sonra bu hoca diyor ki ben bir sizinle bir yani o kendilerine demiyor ki ben sizinle bir deney yapacağım yoksa diyor ki mesela birisi bundan sonra benimle konuşursanız kalkacaksınız. Bundan sonra sir diye hitap edeceksiniz. Ve birdenbire bakıyor ki sınıf bunun ilgisini çekmeye başlıyor ve normalde katılmayan insanlar katılmaya başlıyorlar. Ve burada görünüyor ki insanlar sadece bir toplumun bir parçası olabilmeleri için ve öbür taraftan da sadece o toplumun içinde olabilmesi için korkuyorlar ve susuyorlar. Yani %44 bir yüzdesi tümünü yüzünü değiştirebiliyor. O hiç şüphesiz. Güç ve disiplin. Oturma önce disiplin, sonra içerik. Kalkıp diyorlar ki, evet Mr. Bros. Lütfen Mr. Bros. Bazıları süper bir duyguya kapılıyor. Çünkü birdenbire sayılıyorlar, bir şeyin parçası oluyor. Önceden dışlanmışlardı. Hele hele onlar birdenbire felaket yukarı çıkıyor. Ondan sonra soruluyor da artık ki bu sadece bir oyun mudur? Belli bir işaret buluyor mesela. Kendilerinin aralarında selamlaşması için dalga işareti böyle yapılıyor. Başka şeylerden de biliyoruz. Mesela Naziler böyle yaptı. Ya da vesaire vesaire vesaire. Zaten burada işaretler var. Rockçular bile bazen böyle yapıyorlar. Ama rockçuları tabii ki onları kıyaslatmak istemiyorum. O ayrı bir olay. Ne buluyor? Bir tane bayrak buluyor. Çünkü bir sadece böyle selamlaşma işareti değil. Her yerde yönelik bir tane dalga bayrağı buluyor. Her yerde asılıyor. Ve
çok önemli olan bir şey temelini ya da nasıl diyeyim, yani bu grubun asıl temeli nedir ve vizyon dediğimiz, ki süper bir vizyon değil ama herkesin devamlı tekrarladığı bir tane şey var. Bu da disiplinden güç, beraberlikten güç, eylemden güç. Ve bunu yavaş yavaş giriyor içine. Yani birdenbire demiyor ki, ilk önce disiplini öğretiyor. Demin söylediğim gibi. Yani biz bu disiplinden beraber bir güç alacağız. Bakıyorlar ki, evet biz beraber çalıştığımız vakit o zaman güçlüyüz. Ama ne oluyor, kayboluyor bu arada? Entelektüel kayboluyor. Yani sonuçta sadece o bir tane hedef, grup öne çıkıyor ve kişisel her individüelite kayboluyor. Çünkü insanlar sadece kendilerini değiştiriyorlar, sadece o grup için çalışmak için. Peki bu nasıl devam ediyor? Birdenbire bu sıçrıyor tabii ki. Bir iki kişi bu sınıfın içinden bir futbol takımda da oynuyorlar ayrıca. Futbol takımı pek başarılı değil. Bu çocuklar da gidiyor. Aynı uygulamayı bu sefer futbol takımında düzenliyor. Bir bakıyorlar, evet, futbol takımında önceden fazla disiplin yoktu. Herkes istediğini yapıyordu. Bir bakıyorlar ki bu uygulama futbol takımında da bayağı başarılı. İlla da kazanıyorlar değil ama bir beraberlik oluşuyor. Bir bakıyorsunuz artık bu maçlara tribüne bile gitmek istiyorsanız o dalga işaretini yapmadan dışlanıyorsunuz. En kötüsü de, hoca şimdi bunu örnek alıyor, Nazi döneminde falan olduğu gibi, belli kişileri seçiyor. Diyor ki sen bundan sonra bir tane rozet takacaksın. Üstünde bir tane kırmızı X var. Kırmızı X ne demek oluyor? Sen artık bir görev başındasın. Eğer herhangi bir uyumsuzluk olursa bana bildireceksin. Yani grubun dışında birisi hareket ederse bana bildireceksin. Ne oluyor? Bu sefer gözetim altında oluyorlar. Ve aslında önceden dışlanan bir insan ya da susan, çekingen olan bir insan birdenbire böyle bir haksız bir güç ele erdikten sonra başkasını ihanet edebiliyor. Ve bu dalga sıçrıyor, büyüyor. Şimdi ne oluyor tabii ki? Bu insanlar tabii ki hepsi birdenbire bu bir hafta içinde hemen birdenbire hepsi nazi olamaz. İçinde tabii ki hala düşünen insanlar var. Ki bunun bir tanesi de bir kız, bir tane okul gazetesi yönetiyor. Ve o okul gazetesinde ki ilk önce onun annesi kuşku duyuyor. Diyor ki ya sizin hoca ne yapıyor orada böyle, ben hiç soruşturmuyor musun peki bu işleri? Tabii ki diyor, ben de biraz rahatsızım aslında bu konularda. Onun babası ilk önce diyor ya bu çocuk oyuncakları böyle. Zaten en büyük tehlike orada. Böyle bir gelişimi ciddiye almayan. Bu olmaz. Bunlar zaten konuşuyorlar. Yani bunu böyle es geçen zaten bir gün görür. Bu zaten bu insanların işine geliyor bu. Es geçiyorsanız, ciddiye almıyorsanız bu insanları, o zaman yenilmiş diye sayılırsınız. Bu kız da işte bir o okul gazetesinin içinde birdenbire bir tane mektup alıyor. Anonim. Tabii ki bu kişi korkuyor. Adını da söylemek istemiyor. Diyor ki ben bu şeylerden rahatsızlık duyuyorum ve bu olayı lütfen gazetenizde konu alır mısınız? Kız da diyor tamam, aslında biz bunu konu olarak almamız lazım. Bu sefer ne oluyor? Onun
en erkek arkadaşı, o da futbol takımında oynuyor işte. Ona böyle bir çarpışıyorlar ki diyor ama bu her şey güzel. Yani erkek arkadaşından bahsediyorum şimdi. Her şey güzel. Sen nasıl şimdi karşı çıkabilirsin? Yok diyor, ben bunun hakkında bir şey yazmam lazım. Ve inat ediyor bu kız. Yani ben bunu ele alacağım ve artık böyle gitmez diye de bir yazı çıkarıyor. Şimdi bölüşüyor, tabii ki bir bölüşme var okulun içinde de. Anti ve pro. Bölüm. Hoca da farkına varıyor artık bu çileden çıktı. Onun için diyor ben bunu bitireyim. Bunun bitişini size anlatmıyorum. Bunun bitişini kendiniz okuyabilirsiniz. Ki ama çok çok ilginç bir kitap ve bunun hatta filmi de çekildi. 2008'de bir filmi çekildi. O günkü Almanya uygulanmış ama bir film. Yani hatta onun filmin adı Türkçesi Tehlikeli Oyun. Ve bir tane İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde ödül de kazandı bu film. Yani çok çok ilginç bir kitap. Arka sözünü de okuyayım size. Çünkü onun bir background'unu verecek. Yine kusura bakmayın, burada yine tercüme edeceğim. Onun için biraz yavaş olacak. Nachwort dediğimiz arka söz. Ben Ross, yani buradaki yazar aslında Ross Jones adı. San Francisco'da yaşıyor ve bugün 82 yaşında olması lazım. 27 yaşında basketbol antrenörü, Kaliforniya'daki bir high school'da basketbol antrenörüydü. Öğretim metotları bazen çok garipti, yani sıra dışıydı diyelim. Bir tane ağaçlı evin içinde oturuyordu. Ağaçlı ev mi deniliyor Türkçesi, tam bilmiyorum. Yani bir ev yapılıyor ya ağaçların içinde, böyle şeyde. Punk müziği dinliyordu ve öğrencileri kendisini çok seviyordu. Bu deneyden sonra Ron Jones haliyle mesleğini kaybetti. Ama bu tecrübelerden dolayı hiç bırakmadı kendisini bu tecrübeler ve bir tane makale yazdı. Ondan sonra da bir kitap yazdı bunun hakkında. Bunun üstünde hem filmler, kitaplar, tiyatro oyunları ve müzikaller çıktı. 1981'de roman çıktı işte Divele. Morton Rhue yazdı bunu. Bu da bir sünonim altında yazdı. Bunun asıl adı çünkü Todtstrasse. Bu kitap bu romanın üzerine kurulmuş. Çünkü basitleştirilmiş dediğim gibi. 2008'de bu film çıktı. Ve film modern Almanya'da oynuyor dediğim gibi. Ron Jones, yani bu yazar da film yapımında yardımcı olmuş sonuçta. Nachwort. Ben Ross heißt eigentlich Ron Jones. Er lebt in San Francisco und ist heute 82 Jahre alt. Mit 27 war er Lehrer und Basketballtrainer in einer Highschool in Kalifornien. Seine Unterrichtsmethoden waren oft sehr ungewöhnlich. Er wohnte in einem Baumhaus und spielte Punkmusik. Die Schüler mochten ihn. Nach dem Experiment Die Welle verlor Ron Jones seine Stelle. Aber die Erfahrungen mit der Welle ließen ihn nicht mehr los. In einem Artikel und einem Buch beschrieb er das Experiment. Seitdem sind Filme, Bücher, Theaterstücke, Musicals darüber entstanden. 1981 erschien der Roman Die Welle von Morton Rhue, eigentlich der Schriftsteller Todtstrasse. Auf diesem Roman beruht dieses Buch. 2008
kam der deutsche Film Die Welle in die Kinos. Der Film verlegt die Handlung in das moderne Deutschland. Ron Jones hat den Filmemacher Dennis Jensel bei den Dreharbeiten beraten. Bu kitabı en son olarak gelince çok çok kısa chapter'ler olarak alınmış. Dili burada internette baktığımdan A2 B1 demişler ama bayağı basit, A2 diyeyim ben buna. Kendi dediğimde ve güzel olanı da arkasında her sayfada belli olmayan kelimeleri bir açıklık getirilmiş Almanca. Çok çok şey bir dilde. En sonunda da ki bu yayın evi bayağı ciddi konuları ele alıyor. Anne Frank'ın mesela hayatını da. Chick, o da çok ünlü bir kitap. Belki gelecekte onları da tanıtırım size. Morten Ruh, Die Welle mutlaka okumanız gerekiyor. Eğer basitleştirilmiş değilse belki burada tabii ki bizim seyircilerimiz, bakıyorum hocamız B2 C1 de anlatıyor. B2 C1'de tabii ki orijinalini okusun. Lütfen. Bugünlük bu kadar benden. Hepiniz çok çok sağlıklı kalın. İnşallah eğer bu sene görüşemezsek kitap evinde, sene yine Almanca kolayda görüşmek üzere. Hepinize iyi seneler. Sağlıklı yıllar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.